Değerli konuklarımız konuşmalarını yapmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Fatma Güldemet Sarı'yı davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Buyurun. Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, çok değerli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım, Beyoğlu Belediye Başkanım, projede hayata geçirecek olan Polat Holding Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Piyale Paşa'nın değerli sakinleri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Medeniyetimizin beşiği şehirlerimizi gelişen dünyaya uyumlu hale getirmek en büyük hedefimizdir. Vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için çıktığımız bu yolda en önemli projelerden olan Piyale Paşa Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temel atma töreninde sizlerle bir arada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Değerli misafirler, bir ülkenin vitrini şehirleridir. Her şehrin bir ruhu, bir dokusu, bir kimliği vardır. Şehir sadece kendi mimari özelliğini değil, aynı zamanda içinde yaşayan toplumun da kimliğini yansıtır. Bizim şehirlerimiz de tıpkı içinde yaşayan insanı gibi farklı renklerden oluşmuş bir gökkuşağı güzelliğindedir. Hele ki İstanbul, biraz önce bahsettiğimiz gibi, sergide de gezdiğimiz gibi, bir ayağı geçmişe, bir ayağı geleceğe uzanan İstanbul'a baktığımızda her sokağında, her mahallesinde, her tepesinde ecdadımızdan yadigar, tarihin, kültürün ve medeniyetin izlerine rastlarız. Bu bilinçle bizler de kentlerimizin planlı gelişmesini sağlamaya çalışıyoruz. Gelecek nesillerimize yaşadığı yerin tarihini unutturmadan konforlu, modern ve kendi öz kimliğine sadık şehirler bırakmayı hedefliyoruz. Değerli konuklar, nüfusun artmasıyla hızla göç alan kentlerde çarpık, sağlıksız ve güvensiz yapılaşma, afet risklerine açık, sorunlu şehirleri ortaya çıkartmıştır. Bu sorunların çözümüne yönelik olarak en önemli adımlarsa AK Parti hükümetleri döneminde atılmıştır. Unutulmamalıdır ki daha önce şehirleşmede göz ardı edilen sorunlar Sayın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde başlatılan kentsel dönüşüm projeleriyle ardı ardına çözülmeye başlamıştır. Hükümetlerimiz döneminde şehirlerimizin çevresini değiştirerek vatandaşımızın modern yaşam alanlarına kavuşmasını sağladık, sağlamaya da devam edeceğiz. Mesela Türkiye'de kentsel dönüşümün startını verdiğimiz Esenler'de geçtiğimiz günlerde incelemelerde bulunduk. Oradaki vatandaşımızın gözlerindeki heyecanı, mutluluğu, umudu hep beraber gördük. İnşallah en kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle evlerimizin anahtar teslimlerini gerçekleştireceğiz. Şimdi sıra Piyale Paşa'da. Bulunduğumuz alan İstanbul'un en önemli noktalarındandır. Bunu neden mi söylüyorum, biraz önce de bir arkadaşımız arkadan duydum söylüyordu. Çünkü Hacı Hüsrev sadece İstanbul'un kalbi olan Beyoğlu'nun bir semti değil, aynı zamanda İstanbul'un fethinde efsaneleşen gemilerin karadan denize indirilişindeki yağlama sistemini bulan kişinin adıdır. O nedenledir ki Hacı Hüsrev İstanbul'un fethinin bel kemiği, bugün ise marka kentimizin en önemli tarihi merkezlerindendir. Osmanlı'nın en önemli kaptanı deryalarından olan Piyale Paşa'nın anısını yaşatmak, geçmiş ve gelecek kokan bu bölgeyi ihya etmek bizim boynumuzun borcudur. O nedenle Hacı Hüsrev ve çevresini kapsayan alanda planlanan Piyale Paşa'da hayatların daha yaşanır olabilmesi ve refah seviyesi yüksek yapılarda vatandaşlarımızın konaklayabilmesi için bu proje hayata geçiriliyor. İstanbul'un en eski ve değerli semtlerinden birinde Beyoğlu'nda Piyale Paşa'da 84 dönüm arazi üzerinde 25 blok halinde hayata geçirilecek projede konut, rezidans, ofis, otel, alışveriş sokağı gibi pek çok sosyal donatı alanı bir arada olacak. İnşallah ya tünelle ya metroyla da ulaşım sağlanacak diye düşünüyoruz artık. Aranızda bir karar vereceksiniz. Projede Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin günümüz modern mimarisiyle buluştuğu yapılara öncelik verilmiştir.
İnşallah 2018 yılı içinde de anahtar teslim törenini inşallah hep beraber gerçekleştireceğiz. Bu projemizin en önemli özelliklerinden biri de biraz önce Sayın Başkanımızın da belirttiği gibi Türkiye'nin özel sektör tarafından hayata geçirilen en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olmasıdır. Özel sektör ve kamu işbirliğinde yürütülen çalışmaların bizim için çok önemli olduğunu da bu vesileyle tekrar vurgulamak istiyorum. İstanbul'a sundukları bu katkının yanı sıra projede sosyal sorumluluk bilinciyle çalışan, öğrencilere eğitim desteği veren, vatandaşlara sağlayan Polat Holding'e bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ve şimdi Beyoğlu Belediye Başkanımıza da bir müjde vermek istiyorum. İstanbul'un kalbi Ok Meydanı'nda da kentsel dönüşümü başlatıyoruz inşallah. Bugüne kadar kontrolsüz bir gelişme gösteren Ok Meydanı'nda 24 adet harabe halinde bina, on binlerce sağlıksız yapı bulunmakta. Bu projeyle bu alanlar yenilenecek, bölgenin afete karşı riskli olan dokusu düzeltilecek, vatandaşımız güvenli yaşam alanlarına kavuşacak. İnşallah devlet, belediye ve özel sektör eliyle yapılacak bu çalışmaya ilişkin detaylı bilgileri önümüzdeki dönemlerle sizlerle paylaşma fırsatı bulacağız. Çok değerli misafirler, kentsel dönüşümü sadece eski ve riskli yapıları, binaları yıkıp yerlerine yeni binalar yapmak şeklinde anlamak veya anlatmak gerçekten emeğe saygısızlık olur. Çünkü biz Türkiye'nin 81 vilayetinin şehirleşme sorununu çözülmesi için mücadele veriyoruz. Planlamaları yaparken ülkemizin kültürüne, vatandaşlarımızın yaşam tarzlarına uygun farklı çözümler üretiyoruz, üretmeye çalışıyoruz. Elbette kentsel dönüşümde öncelikli amacımız vatandaşımızın can güvenliğini sağlamak. Ancak ele aldığımız konu sadece güvenlik değil, aynı zamanda kentsel dönüşümde olmazsa olmazlarımız, çevre duyarlılığı olan yeşil alanlarıyla örnek, eğitim, sağlık ve sosyal tesislerinin bir arada bulunduğu mimari kimliği olan estetik yapılar oluşturmaktır. Bakanlık olarak son 3 yılda kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında kira yardımları da dahil 2 milyar liraya yakın kaynak kullandık. 48 ilimizde 179 riskli alan ilan ettik. Bahsettiğimiz bu alanlar 1 milyon 200 binin üzerinde insanımızı ilgilendirmektedir. 2015 yılı sonu itibariyle ise toplam 92.833 binada riskli yapı tespiti gerçekleştirilmiştir. Meclisimizden çıkan yeni yasayla birlikte evleri kentsel dönüşüm kapsamına giren vatandaşlarımıza yeni bir destek daha verdik. Artık kentsel dönüşüme onay vermeleri halinde vatandaşlarımızın elektrik, su ve doğalgaz abonelik hizmetlerini almalarını da sağlıyoruz. Şimdi hep beraber hafızalarımızı yoklayalım istiyorum. Eskiden bir ev yapılırdı. İşte bu maalesef zamanında bir barınma ihtiyacını gidermek için yapılmış olan bu konutlar hiçbir altyapı hizmetine sahip olmaz ve o evlere gidecek yolun yapılması için belki senelerce beklerlerdi. Bizler ise kentsel dönüşüm projelerimiz ile vatandaşlarımızın yaşam alanlarındaki tüm ihtiyaçlarını tespit edip belirleyip onları kullanır hale getirdikten sonra bu mekanları hizmete açıyoruz, anahtar teslimlerini yapıyoruz. Eleştiriler var mı? Elbette ki var, olacaktır. Çünkü insanı merkeze alan işler yapıyoruz. Hiçbir zaman eleştirilere kulak tıkamadık. Sivil toplum kuruluşlarından üniversitelere, akademisyenlerden konunun uzmanlarına kadar pek çok farklı kesimle bir araya girerek onların fikirlerini aldık, almaya da devam ediyoruz. Ancak şunu özellikle ifade etmek isterim ki, kentsel dönüşüm çevreciliğin ta kendisidir. Kentsel dönüşüm vatandaşımızın ferah yaşam alanlarına kavuşmasının en önemli yapı taşıdır. Kentsel dönüşüm rant değil, bir dönüşüm projesidir. Kentsel dönüşüm bakanlığımız, belediyelerimiz ve özel sektörün el birliğiyle daha yaşanılır mekanlar yapma çabasıdır. Bu projelerin her birinin öncelikli hedefi insanımızın sağlıklı çevrelerde rahat yaşamını esas almaktadır. Eğitimci Ahmet Şerif İzgören'in önemli bir tespiti vardır. Aynı tencereden dışarı bakan iki adamdan biri sokaktaki çamuru, diğeri ise gökteki yıldızları görür diyor. Biz çamuru değil, gökteki yıldızları görüyoruz. Çocuklarımız parklarda oyun oynasın, yaşlılarımız bahçelerinde dinlensin, eğitime, sağlığa, ulaşıma kolay erişsin, komşuluk ilişkileri kopmasın istiyoruz.
Tüm bu saydıklarımda olumsuz hiçbir yan yok, hiçbir şey yok. Bizim gönlümüz ferah, kentsel dönüşümde dünya çapında bir başarı gösterecek ekiplerimiz, kadrolarımız var. Ve bu projelerimizden de alnımızın akıyla çıkacağımızı buradan ifade etmek isterim. Ancak biz vatandaşlarımızın, Türkiye'nin dört bir yanındaki 81 ilimizdeki vatandaşlarımızın yaralarını çabucak sarmanın derdindeyken bir kesim ise bu yaraları derinleşmek için uğraşıyor. Değerli misafirler, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tek gayemiz vatanımızın birlik ve bütünlük içinde ilerlemesine hizmet etmektir. Biz bugünlerde bu çabamızın tam anlamıyla mücadelesini veriyoruz. Vatanımızın bütünlüğüne, milletimizin birliğine ihanet eden yaklaşımları meclisten uzaklaştırmak için girişimde bulunduk. AK Partili 316 milletvekilinin imzasıyla dokunulmazlık dosyalarının doğrudan yargıya gönderilmesini talep ettik. Bunun için Anayasa Komisyonumuz büyük zorluklar içinde toplantısını yapmaya çalıştı. Yapmaya çalıştı diyorum çünkü bu toplantı aynen Sur'da, Silopi'de, İdil'de, Cizre'de, Şırnak'ta veya Türkiye'nin genelinde olduğu gibi dirlik, birlik ve düzen istemiyelerce sabote edildi. Konuşmuyorlar, konuşmaktan çekiniyorlar ama her işlerini şiddetle, kavgayla, silahla çözmenin derdindeler. Terörist cenazesine gidenlerin, resmi aracıyla silah taşıyanların, devletin verdiği iş makinalarını çukur kazmak için kullananların vatana ihanet ettikleri apaçık ortadadır. Kirli oyunları bir ortaya döküldüğü için panikleyenler, bunun için konuşmayı değil kavgayı seçip meclisi çalışmaz hale getirenler hepimizin gözünün önünde. Çünkü birileri karıştırın ortalığı diyor, bunlar da gerçeklerden uzak, vatandaşı mağdur etmeye yönelik Türkiye'nin olumlu imajını zedelemeye dönük çirkin hareketlere yöneliyorlar. Ancak bunlar nafile çabalardır. Milletimiz artık bunlara kanmıyor. En nihayetinde dokunulmazlık dosyaları da tüm engellemelere karşı meclisimize geliyor. Çok kıymetli misafirler, biz hedefimizi koyduk. Hedefimiz 2023'e doğru yeni ve büyük Türkiye. Bunun için de ne olursa olsun yeni anayasayı yapacağız diyoruz. Bu nedenle yeni anayasa tartışmalarında dikkatle dinliyoruz. Her konuda yaptığımız gibi farklı görüşleri, Türkiye'yi geleceğe taşımaya yardımcı olacak fikirlere açığız. Toplumu baskılayan değil, milletiyle bütünleşmiş görüşler için her zaman kapımız açıktır. Biz darbe dönemi yasalarını temizlemenin peşindeyiz. 14 yıllık süreçte de pek çok yasada değişiklik gerçekleştirdik, düzenlemelere gittik. Ancak bu yasaların hepsini bağlayan anayasadaki aksaklıkları giderilmedikçe parça parça yasalarla yapılan düzenlemeler maalesef yeterli olmuyor. Milletimiz de biliyor, Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut anayasası Türkiye'ye dar geliyor. Bizler hayatımızı darbe anayasalarıyla geçirdik. Çocukluğumuz bu anayasalarla geçti ama bizim çocuklarımızın bu anayasanın acısını çekmesini istemiyoruz. Gelecek nesillerin milletin temsilcilerinin yaptığı anayasayla yaşamalarını sürdürsünler istiyoruz. Bu nedenle inşallah Türkiye hak ettiği anayasaya bu dönemde kavuşacak diyorum. Ve yeni anayasayı kimsenin telkin ya da tavsiyesiyle değil, gücümüzü aldığımız milletimizden yola çıkarak yaptığımızı tekrar ifade etmek istiyorum. Kimse unutmasın ki AK Parti kökleri olan bir dava partisidir. Millete hizmet için yola çıkmıştır. Millete hizmet için tüm zorluklara göğüs germiştir. Millete hizmet için her bir üyesi tek tek canla başla çalışmaya devam edecektir. Tüm kadrolarıyla gençlik kollarından kadın kollarına, il ve ilçe teşkilatlarımızdan merkez yönetimimize kadar herkes bu bilinçte hareket etmektedir, etmeye de devam edecektir. O nedenle partimize ilişkin yapılacak değerlendirmeler, 14 yıllık dik duruş, hız kaybetmeden sürdürülen icraatlar ve kardeşlik ruhuyla örülen güven duygusu göz önüne tutularak yapılmalıdır. Bu düşüncelerle burada sıcak yuvalarına, hak ettiği evlere kavuşacak olan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun diyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Projenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Çok teşekkürler. Sayın Bakanım, çok teşekkür ederiz. Kısa bir süre daha sahnede kalmanızı rica ediyoruz efendim. Bugünün anlam ve önemine binaen Sayın Adnan Polat'ı Sayın Bakanımıza hediyesini takdim etmek üzere tekrar sahneye davet ediyorum.